Şimdi Belçika'da eşini, hamile kız kardeşini, bunların hepsini, bunlarla dahil dört kadını katleden Osman Çallı'nın Türkiye'ye iade edilmesinin ardından serbest bırakıldığına yönelik iddialar gündem oldu. Şimdi 2 gündür konuşuluyor. Tartışıyoruz. Bugün de konuşacağız. Şimdi Belçika basında çıkan haberler ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Şimdi açıklamada deniyor ki Çallı'nın cezasının infazını tamamlamasının ardından Kasım 2019'da tahliye edildiği belirtiliyor. Yani 2004 yılında 4 kadını yakıyor, öldürüyor, öldürdükten sonra yakıyor ikisini ve 2019'da tahliye ediliyor. Bir bakalım daha sonra iki hukukçuyla konuşacağız. Profesör Doktor Ersan Şen ve hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu ile konuşacağız. Biri hamile, biri eşi 4 kadını katletti. 2013'te Türkiye'ye iade edildi. İadenin ardından hemen serbest bırakıldığına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. İddialar üzerine savcılıktan açıklama geldi. Olay 2004 yılında Belçika'da yaşandı. Gent şehrinde yaşayan Osman Çallı, 11 Kasım 2004 gecesi 25 yaşındaki eşi Teslime ile hamile olan 19 yaşındaki kız kardeşi Hacer Çallı'yı katletti. Daha sonra Alst kentine giden Çallı, burada eski eşi ve kayınvalidesiyle evdeki bir erkeği silahla vurdu. Eski eşi ve kayınvalidesi ölürken Belçikalı erkek ağır yaralandı. Olayın ardından Belçika'da yargılanan Çallı müebbet hapse mahkum oldu. Talebi üzerine 28 Haziran 2013'te Türkiye'ye iade edildi. Ankara'da yapılan uyarlama yargılaması sonucunda yeniden müebbet hapse mahkum edildi. Eski infaz yasası uyarınca 11 Kasım 2019'da denetimli serbestlik kapsamında tahliye oldu. 11 Kasım 2020 tarihi itibarıyla da infaz süreci tamamlandı. Belçika basınında Çallı'nın Türkiye'ye gelir gelmez tahliye edildiği yönünde haberler çıktı. Hatta Çallı'nın af kapsamında tahliye edildiği öne sürüldü. Bu haberler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tepkiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Çallı'nın iade ve infaz süreci özetlenen açıklamada adı geçenin infaz işlemleri lehe uygun ve infaz hukukunun derhal uygulanma prensipleri dikkate alınarak uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmiş olup adı geçenin cezasını infaz etmediği ya da yeni çıkan yasal düzenlemeler doğrultusunda kişinin tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Şimdi konuklarımı göreyim hemen. Yönetmenim Hasan'dan da rica edeyim. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen, hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu gün ortasının konuğu. İki konuğuma da merhaba diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Merhaba sevgili. Şimdi çok teşekkür merhaba ediyorum. Merhaba Ersan hocam. Sağ olun. Saygılar. İki sevdiğim hukukçu. Pınar Hanım, sizi özlemiştik. Ersan Hocam, sizi de böyle gündüz görmek ne güzel. Hep akşam tartışma programlarında görüyoruz. Benim için de gerçekten. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Önce Pınar Hanım, müsaade ederseniz ceza hukukçusu olduğu için Ersan Hocamla bir başlayayım. Anlamaya çalışalım. Ondan sonra zaten size işin hem böyle bir kadın olarak bir vicdani boyutu, psikolojik boyutunu da sormak isteyeceğim. Neden vicdani ve psikolojik boyutu? Çünkü terör konuştuğumuz zaman her zaman bu masalarda, haber tartışma masalarında da işin hem özgürlük hem güvenlik boyutunu konuşuyoruz ya. Ama şiddeti konuştuğumuz zaman, bu tip ceza yaptırımları konuştuğumuz zaman, işte her gün kadına şiddetle ilgili bir haber verdiğimiz bu masalarda da doğal olarak işin vicdani boyutunda, psikolojik boyutunda konuşuyoruz. İhal boyutunda konuşuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz. O yüzden moralimiz çok bozuk. İktidara yakın, iktidara uzak, muhalefeti destekleyen, muhalefeti desteklemeyen, hiçbir şekilde ideoloji, fikir, ayrım gözetmeksizin bu haber 2 gündür tartışılıyor ve bütün gazete manşetlerine bakıyorum. O gazete manşetlerinin hepsinin ortak bir tepki var hepsinde. Hepsinde böyle şöyle bir şey: Belçika'da 4 kadını öldürdü, Türkiye'de serbest. Belçika'da başsavcılıktan bir açıklama yapıldı. Belli ki bu açıklama çok tatmin etmedi haliyle. O başsavcılıktan Osman Çallı açıklaması. Belçika'da ömür boyu hapis aldı, Türkiye'de serbest. Belçika'da 4 kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis almıştı, Türkiye'de serbest. Bakın, gazetelerin isimlerini söylemiyorum. Her türlü ideoloji gözetmeksizin, yani fikir gözetmeksizin birçok gazetede böyle başlıklar var. Niye serbest? Şimdi 4 kişiyi öldürmüş, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış,
Sonra Türkiye'ye iade edilmiş Ersan Hocam. Serbest bırakılıyor. E haliyle de tepki çekiyor. Yani algıda bu. 4 kadını öldürdü, Türkiye'de serbest. 2004 yılında yapıyor bunu, bu katliamı. 2019'da tahliye oluyor. Neredeyse 15 yıl. Yani hukuka uygun mu? Tartışma ne? Lehe yani kanun uygulamasına odaklanmış durumda. Bu olayda, bu davada sanık ve avukatları biz de soruyoruz, ne oldu? Yani bir yasal boşluktan falan mı yararlandılar? Yani iyi hal mi var? Bir de üstüne üstlük açıklama da yapıyor. İşte şu an diyor üzerime gelmeyin diyor, bir şekilde diyor beni rahat bırakın diyor. Böyle bir açıklamada yapıyor. O açıklamada gerçekten sinir bozucu. Ne dersiniz Ersun Hocam? Ne oluyor, ne bitiyor? Hukuki olarak şimdi, lütfen bize açıklayın. Şimdi sizin bu konulardaki hassasiyetinizi biliyorum. Özellikle kadınlara ve çocuklara karşı. Gerçi benim önüme sınırı da koydunuz. Biraz sonra yapacağım açıklamalardan dolayı korkuyorum sizden. Yapmayın. Ama yine de yapmayın, şöyle söyleyeyim size. Yapmayın. Hukuki mi, vicdani mi, yoksa kanuni mi konuşacağız? Önce ben size kanuni konuşayım. Olur, ardından olur. Hukuki ve vicdani tarafına da meselen bakalım. Şu anda benim gördüğüm Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması. Her ne kadar Belçika'nın verdiği kararı, buradaki uyarlama kararını Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin görmesem de ilk bakışta uygulama doğru gözüküyor maalesef. Bu bir kanuni boşlukta değil. Ona da maalesef diyorum. Bazı ceza hukukçusu arkadaşlar lehe aleyhe kanun uygulaması sebebiyle bu şahsa eski Türkiye Cumhuriyeti'nin 647 sayılı mülga infaz kanununun değil, şu anda yürürlükte olan 5275 sayılı infaz kanununun uygulanması gerektiğini ve cezanın infazının burada gösterildiği gibi 15 veya 16 sene hapis cezası şeklinde değil, daha ağır olması gerektiğini söylese de bu açıklamaların kanuni dayanağı yok. Niye? Çünkü bu şahıs 11 Kasım 2004 gecesi, evet, Belçika memleketinin Gent şehrinde 4 kişiyi öldürüyor. Öldürdüğü nereden sabit? Artık karar kesinleşti. Tabii. Bir de yaralısı var. Bu bir Türk vatandaşı. Türk vatandaşının Avrupa Suçların İadesi Sözleşmesi çerçevesinde Belçika ile Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu bu sözleşmeden kaynaklanan sebeple infazını, yani kesinleşen cezasını Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çekme hakkı var. Şimdi bu şahıs eğer orada yargılanamadan kaçıp gelip burada yakalansaydı Türkiye Cumhuriyeti memleketi topraklarında, o takdirde ceza kanununun 19. maddesine göre mağduru da Türk olduğunda, çünkü öldürülenlerin arasında Türkler de var. Buradaki hapis cezası sistemine göre birden fazla, en az 4 kez ağırlaştırılmış veya müebbet hapis cezasıyla mahkum olacaktı. Bu şahıs suçların tümünü Belçika'da işliyor, Belçika'da yargılanıyor, Belçika'da mahkum ediliyor, Belçika'da ceza kesinleşiyor ve infaz başlıyor. Sonra suçlu, yani hükümlü mahkum olduğu andan itibaren iadesini talep ediyor. İki memleket görüşmeye başlıyor. Türkiye ve Belçika, Türkiye Cumhuriyeti 6706 sayılı cezai konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nun 27. maddesi çerçevesinde hareket etmeye başlıyor. Diyor ki iade alıyor. Şahıs da kabul ediyor. Biz iadeyi kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına girdiği andan itibaren devreye Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesinin 3. fıkrası girer. Ne diyor? Yani, ne diyor? O da şunu söylüyor. İnfaz bakımından şahsın suçu işlediği tarih itibariyle lehe olan kanun tatbik edilir. Bu daha önce Yargıtay'da da tartışma konusu olmuş. Bizim kanun ve kitabımıza baktığınızda hukuken ve vicdanen rahatsız edici olsa da bu şahsın yargılaması orada bitip müebbet hapis cezası aldığında, buraya geldiğinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan uyarlama yargılamasında bu şahsın bu ceza infazı eski mülga, yani suçun işlendiği yıl olan 2004 yılında geçerli ama şu anda yürürlükte olmayan lehe olan 647 sayılı kanuna göre yapılmak, yani 5275 sayılı infaz kanununa göre yapılmamak durumunda olduğunda hukuken ve özellikle vicdanen rahatsız edici bir infaz sonucuyla, yani
toplam o İHAL indirimi koşullu salı verilmesini dikkate aldığınızda, yattığı her aydan 6 günlük indirimi de dikkate aldığınızda 4 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı kabul edilen bu şahsın 15 yıl hapis cezasının infazının tamamlanmasıyla Türkiye'de yargılanmadığı için ama bir müebbet alıp o müebbet burada eski infaz kanunu lehe olduğundan oraya göre yapıldığından şu anda koşullu salıverilme adı altındaki o müesseseyle İHAL'inden dolayı toplum içine bırakıldığını, serbest kaldığını görmekteyiz. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmeyle birlikte. Dolayısıyla... Ersan Hocam, sizdeyim. Bir de şöyle yorumlar var. Yine bu yorumları yapan da hukukçular. Belçika'da mahkum olduğu cezanın infazı sürecinde kalan cezasını çekmek üzere Türkiye'ye gönderilen hükümlünün cezasının infazına gönderildiği tarihte yürürlükte olan kanun hükümlerine göre devam edilir. Bu süreçte lehe kanun uygulaması yapılmaz. Hatalı bu uygulamadan... Tamam, şimdi bu görüş... Bu görüş hukuki, belki vicdani ama kanuni değil. Ben size net... Kanundan, kitaptan konuşuyorum. Tamam. Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesinin 3. fıkrasına bakarsanız. 6.206 sayılı kanunun 26. ve 27. maddelerine baktığınızda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklama bu şahıs... Tabii. Ersan Hocam, Pınar Hocam'ın da size sorusu var. Pınar Hanım'ın. Yani bu konuları biz Ersan Hocam'dan öğrendiğimiz için tam sevgili Hülya Ökeney'in bu sorusuna, sevgili hocam, bu konuda şu madde 27'nin 3. fıkrasında mahkumiyetin esasına taalluk eden talepler diyor ya hocam. Orada acaba hükmün esasıyla ilgili Türkiye Uyarlama Mahkemesi bu konuda bu suçlar bizde işte işkenceyle öldürme vesaire ağırlaştırılmış müebbettir diyerek tekrar bir yorum ve talepte bulunabilir miydi hocam? Yok, şöyle söyleyeyim size. Şimdi bizde hukuk devleti ilkesi ışığında kanunilik geçerlidir ve kanunilik maalesef bazen suç işleyenleri korur. Lehe aleyhe kanun meselesi. Hemen sevgili Pınar, o maddenin üst ve alt fıkralarına, ikinci ve üçüncü fıkralarına bakıldığında ve devamında, yani üçüncü fıkranın altında bulunan dördüncü fıkralarına bakıldığında net şu anlam çıkıyor. İadesini talep eden ve iade edilen şahsın iade edildiği memleket topraklarında geçerli olan infaz kanunu uygulanıyor. Bu şahıs ne zaman iade edildi? Yeni diyelim. Ama hangi tarihte suç işledi? 2004 yılının Kasım ayının 11'inde. Evet. O tarihte geçerli olan kanun, infaz kanunu hangisi? 5275 sayılı kanun değil, 647 sayılı kanun. 647 sayılı kanun mu lehe, 5275 mi? 647 lehe olduğu tespit edildiği andan itibaren artık eller havaya. Ama bu iade edilen. Örneğin terörist başı gibi bir kişi olup da Türkiye Cumhuriyeti topraklarına alındığında koşullu salı verilmesi namümkün. Yani imkansız olsaydı elbette bizim infaz kanunumuz tatbik edilecekti. Şimdi 19. maddeyi de söylüyorlar ceza kanunu. O yargılanmayan, kaçıp gelip burada yakalananlar için geçerli. Onu unutun. Burada iki görüş var. Bir görüş diyor ki, kardeşim diyor, biraz önce kıymetli bir hocanın paylaşımını okudu. İsminizi vermemize gerek yok, ancak şunu söylüyor. Diyor ki bu süreçte lehe kanun uygulaması yapılmaz. Hatalı. Bu hatalı uygulamadan dönüp vazgeçiz. Türkiye'ye gönderilen hükümlünün cezasının infazı gönderildiği tarihte, hangi tarihte gönderildi diyelim ki 2011'de. O tarihte diyor 5275 sayılı kanun, yani Türkiye'de geçerli olan infaz kanunu uygulanıyor. Bu görüş kanuni değil. Bu görüş Yargıtay kararlarıyla da desteklenmiyor. Bu görüşün belki hukuk literatüründe veya vicdani karşılığı var ama kanuna baktığınız zaman benim önümde Türk Ceza Kanunu 7. maddesinin 3. fıkrası, 6706 sayılı kanun, onun hükümleri tümüne baktığınızda Belçika ile Türkiye arasında ikili veya çok taraflı bir sözleşme akdedilmiş de bu kanun niteliğini geçirilmiş veya bu şahısla ilgili özel bir düzenleme görüşme yapılmış da biraz önce söylediğiniz çerçevede Türkiye'de kanuni karşılığı olacak şekilde 4 kişiyi öldürdüğü için Türkiye Cumhuriyeti'nde yargılansaydı, cezasını çekseydi, 4 defa müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda geçerli infaz kanununun 107 veya 108. maddelerine göre infazının yapılacağına dair bir sonuca varılabilirdi. Bunun dışında gözünüzü kapatın şudur. Bu şahıs Belçika'da
suçlar orada işlenmiş. Burada mı yakalanmış? Hayır. Orada yakalanmış, yargılanmış, mahkum edilmiş, bitmiş, suçluluğu damgalanmış. Ondan sonra iade girdiği andan itibaren devreye bizde kanunlar girer. O kanunlarda maalesef bu şahısla ilgili infazın 15 seneyle fiilen bitirileceği ve denetimli serbestlik ile koşullu salıverilmesi altında cezasını toplum içinde çekmeye devam edeceğine dair görüşe katılıyorum. Evet. Sayın Hoca'nın biraz önce kıymetli dünyanın paylaştığı görüşünün kanuni karşılığı mesele bu. Şimdi siz işin kanuni kısmını, işin hukuki kısmını, cezai yaptırımını, iade meselesini, yasaları, o çerçeveyi çizdiniz. Ben bir kadınım, bir gazeteciyim. Her gün kadına şiddet haberi veriyorum. Ve benim algım şu, ben sonuca bakarım. 2004 yılında, tabii. Pınar Hanım'a da hani döneceğim. Şöyle, ben en azından cümlemi tamamlayayım Ersin Hoca, ben sonuca bakarım. Yani ben işin kanuni, hukuki kısmını size sorayım. Ben onu bilmiyorum. Yani o bir işin uzmanı siz. Olur, bir cümle alayım, buyurun. Tamam. O da şu. Ben kasten insan öldürme suçlarında meşru savunma zaten onu hukuka uygun hale getiriyor. Haksız tahrik, bir haklı sebep varsa ceza indirme. Ben insan öldürme suçlarında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında idamı savunan bir hukukçuyum. Onu biliyorum. Bana anlat. Tabii. Evet. Ha, şimdi ikincisi şu. Ama bu kanunda düzenleme yapmazsanız, bu kanunu böyle geçirirseniz, uygularsanız, öngörülebilirlik ve güvenilirlik gereği, siz bu kanunu bu şahsa uygulamayın, o şahsa uygulayın diye bir yöntem izleyemezsiniz. Vicdanınızı sızlatabilir ama yapacak bir şey yok. Anladım. Yapacak işte bir yapacak şey. Bir şey olmalı. Heh, bu konuda iş kanun koyucuya düşüyor. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşüyor. Şimdi yapacak bir şey olmalı. Ya bu konuda ne yazık ki Pınar Hocam, ya bize çok iş düşüyor kadınlara. Çünkü katledilen biziz, öldürülen biziz. Ayrıca bu arkadaşlar gösterdiğimiz katilin 2004 yılındaki fotoğrafı. Sosyal medyada ben 2022 yılındaki fotoğrafını gördüm. Onu bilelim de çünkü Türkiye'de aramızda dolaşıyor. En azından görelim kimdir nedir. 2022'de hali nereye evrilmiş, ne olmuş onu görelim. Ben sonuca bakarım Sayın Hacı Bektaşoğlu. Şimdi siz bir hukukçusunuz, hem benim konuğum oluyorsunuz hem de normal günlük yaşamda arkadaşımsınız. Biz çok konuşuyoruz da sizinle. Şimdi şöyle de bir şey var. Bu işin bir psikolojik boyutu var, vicdani boyutu var. Hepsini geçtim. Ne oluyor ya? Yani dört kadını öldürüyor, ondan sonra bir de üzerine yakıyor, bir de üzerine Türkiye'ye geliyor, serbest kalıyor. Yasal boşluk deyin, hukuki boşluk deyin, işin kanuni kısmı deyin, ceza yaptırımı deyin, Ersan Hocam'ın anlattığı bütün o çerçeveyi ortaya koyalım. Bir yerde bir yanlış var. 14 yıl yatıyor, çıkıyor. Nasıl oluyor böyle? Ve Türkiye'de eli kolu serbest dolaşıyor. Ne dersiniz? Pınar'cığım, bir şey ekleyebilir miyim sana bilgi olarak? Pınar, bir tabii şey buldum. Ersan Hocam. Bakın 6706 sayılı kanunun 31. maddesi de şunu söylüyor. Hükümlünün nakli halinde infaz Türk kanunlarına göre yapılır. Öncesinde hükümlüyü gönderecek olan devlete Türkiye'de infazın ne kadar süreyle yapılacağı bildirilir. Yabancı devlet ve hükümlü bunu kabul ederse nakil işlemi gerçekleşir. Yani Belçika burada esasında infazı daha yapacaksa bile iade etmek suretiyle asıl sorumlu devlettir. Onu size söyleyeyim. Yani hiç kimse günah çıkarmasın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerine yıkmaya kalkışmasın. Zaten bu prosedür daha önce gerçekleştirilmiş. Yani Belçika burada sorumluluğu bize atamaz. Bu sorumluluk tamamen Belçika memleketine ait. Türkiye Cumhuriyeti'nde kanun bu. Bunu geriye dönüp aleyhe de değiştiremezsin. Yani bugün değiştirdin de haydi bu şansı tekrar içeri alacağım şeklinde bir kanun tatbikinden hata yapılmamışsa yapacak bir şey yok. Kusura bakmasın kimse. İşte yapacak bir şey yok mu acaba? Yoksa ne yapılmalı? Parlamentoyu da işaret etti Ersan Hocam. Pınar Hanım sizdeyim, buyurun. Ha, şimdi tabii Ersan Hocam çok kıymetli hocamız ve biz bu konuları kendisinden öğreniyoruz. Ben yayına hazırlanmadan önce Ersan Hocam, bu özellikle cezai konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nun bu size bahsettiğim şu 27. madde, yani infazla ilgili kısımda
üçüncü fıkrayı size okumamın nedeni şuydu hocam. Çünkü burada sevgili Hülya Hökeney'in dediği gibi dört kadın öldürülmüş, iki kadın öldürülmüş, kadın öldürülmüş. Tabii. Şimdi bu kadın öldürülmüş mantığı ben sanki bu 27. maddenin üçüncü fıkrasında mahkumiyetin esasına taalluk eden talepler kısmı. Yani burada infazla ilgili bir yorum, bütün infazla ilgili yorumlarınıza katılıyorum. Ama mahkumiyetin esasına taalluk eden talepler kısmı şöyle benim dikkatimi çekti. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz daha önce işte Mehmet Ali Ağca, şimdi ismini veriyorum ama çok belki örnek olması açısından Mehmet Ali Ağca yurt dışında İtalya'da bir suç işledi. Papayı vurdu ve buna ilişkin yargılandı. Ama Türkiye'ye döndüğünde bu 27. maddenin 3. fıkrası devreye girdi. Orada denildi ki mahkumiyetin esasına bir bakalım. Yani biz bu suçla ilgili bizim kendi hukukumuz, ceza yargılamamız içinde bunu da değerlendirelim. O zaman Ağır Ceza Mahkemesi buna ilişkin bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi burada uyarlama mahkemesi olan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 kadının ikisi hamile yanılmıyorsam bunların öldürülmesi ve yakılarak öldürülmesi karşısında sevgili hocam bizim ceza hukukumuzda işkenceyle öldürmeyle ilgili ve bunun da ağırlaştırılmış müebbet ağırlaştırılmış hapis cezası gerektiren bir durum olması nedeniyle uyarlama kararını nasıl terör suçlarıyla ilgili iadelerde yapılıyorsa burada 4 kadınla ilgili hocam neden uyarlama mahkumiyetin esasına ilişkin yapılmadı? Yani ben burada hocam kanunilik ilkesi sizin bu yorumunuz ve de bir profesör olarak akademik tabii işin uzmanı olarak aynı zamanda elbette tabii. Ama ben bu konuda ben cevap verebilirim buna. Bu yorum yani terörle ilgili iadelerde ya. Uyarlama yapılırken bu yorum devreye niye girmiyor, burada yapılmıyor? Niye burada devreye girmiyor? Kadın 14 yıl için. Yatıp nasıl çıkabiliyor? Bir de elini yani kolunu sallıyor. Kadın, sonra bir de nasıl şu cümleyi yani, kurabiliyoruz hocam? Pınar Hanım'ın dediği çok o kadar doğru ki. Kanun böyle diyor ya da hukuk böyle diyor. Çerçeveler böyle. Demesin o zaman. Yani ne yapılabilir? Yani terör suçluları için aynısı yapılıyorsa neden böyle bir katil için? Arkadaşlar bir de yeni fotoğrafını verelim katilin. Evet. Cevap hocam, verebilir miyim? Tabii. Konudan kopmayalım isterseniz tamam. Hülya Hanım. Olur. Tamam. Pınar hocam, hocam ekleyecek misiniz tabii. Başka bir şey yoksa? Yok hocam ben merak tamam. ettiğim için tabii ben ki. De. Tamam şimdi şöyle cevap vereyim. Bahsettiği hüküm devletin egemenlik hakkına bağlı yargı yetkisinin korunmakla birlikte hükümlünün özgürlüğünün haksız yere kısıtlanmasının da engellenmesinin amaçlandığını gösteren bir hüküm. Yani bunu genişletip bahsettiği 6706 sayılı kanunun 2. ve 4. fıkraları ile biraz önce bahsettiğim 31. maddesinin yerine alabilme imkan ve ihtimali yok. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında anayasanın 13. maddesi geçerlidir. Anlıyorum kadınları. Öldürülenleri de anlıyorum. Acıyı da anlıyorum. Cezanın hukuki ve vicdani çektirilmediğini de anlıyorum. Cezanın ağırlığının ne olması gerektiğini de söylüyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunlarda bilinirlik ve öngörülebilirlik esastır. Hocam Pınar Hanım'ın bahsettiği şu anda o hükme bakıyorum. Mahkumiyetin bir saniye. Mahkumiyetin terörle mücadele. Taallük, bir saniye efendim. Bu mahkumiyetin esasına taallük eden talepler. Mahkumiyetin esasına taallük eden talepler. Hükmün esası hakkında karar veren devlet mahkemelerine yapılabilir. Verilen kararlar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden uyarlanır. Mesela esasen hocam, mahkumiyetin esası Ankara değil. Ağır Ceza Mahkemesi bakın, niçin iade eder? Sözümü bitirebilir miyim? Bu benim bahsettiğim ne? Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesinin 3. fıkrası, 6706 sayılı kanunun 27. maddesinin 2. ve 4. fıkraları ve 31. maddesi yine anayasanın 13. maddesinden bahsediyorum. Dolayısıyla mahkumiyetin esasına taallük eden hususlar buraya girmez. Bunu öyle anlamamak lazım. Katilin yeni hali bu arada. O zaman önünü açarsınız. Yapmanız gereken ne? Bundan ders alıp bundan sonra bu tür sonuçlarla karşılaşmamak için 6706 sayılı kanunda değişiklik yapmak.
Bu kanunda değişikliği de elbette anayasaya uygun yapmak yani zorundasın. Yani ben orada eğer dört kadın değil de farklı bir, yani işte terörle bağlantılı ya da olsaydı. Işte, olsaydı ben yine o yorumun çıkacağına inanıyorum. Çünkü hocam şu, gerçekten kadın ölünce kadının ölmesinin altında öyle derin bir meşruiyet yaratma zihniyeti var ki hocam. Ne yazık ki. Yani bu, bakın daha iki gün önce. Bakın bunu zihniyetle değil, kanaatimce. Kanaatimce Belçika, Türkiye bayan... Cumhuriyeti'ne bu şahıs geldiğinde nasıl bir infazla karşılaşacağını biliyordu. Öğrenmiş bunu. Belçika'dan bir itiraz gelmedi şu ana kadar. Yani bunu, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu de değil. En azından mevcut yürürlükte olan kanunlara göre unutmalı doğru. Yoksa ben vicdanı bulmuyorum. Bulmuyorum. Size de o konuda bize iade edilmesin. Bu dört kadını öldürmüş gelip elini kolunu sallayacak. Biz iadesini reddedebilirdik. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir burada... cümle daha okuyabilir miyim? Bir cümle daha buldum Hülya Hanım. Bakın, ceza yargılarının milletler arası değerleri konusunda Avrupa Sözleşmesi'nin 44. maddesinin 2. fıkrasına devralan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin uyarlama kararlarıyla hükümlünün ceza durumunu ağırlaştırılamayacağına dair taahhütte bulunuyor. 1977 yılında biz bu sözleşmeyi onaylamışız. Şu anda ben sizin dediğinizi anlıyorum. Bu şahıs kaçıp gelseydi yargılanırken kesinleşmeden veya hiç yargılanmadan ceza kanunu 19. maddesinin tatbiki olacaktı. Fakat ne yapabilirsiniz? Burası hukuk devleti, kanun bu. Hocam, hocam zaten burası hukuk devleti de sorun şu. Bu nasıl hukuk? Bu hocam, nasıl kanun? Bak, onu soruyor. Ya Pınar hocamın Pınar Hanım'ın kardeşim, sorduğu soru, özür dilerim bu. Ya bu nasıl kanun? Tamam hocam, sizdeyim. 14 yıl yatıp nasıl çıkabiliyor? Türkiye'de elini kolunu sallayarak nasıl dolaşabiliyor? Sorun bu. Yani sorun burası hukuk devleti. Tamam. Belçika'ya Türkiye Cumhuriyeti o zaman soracaktı. Arkadaş, bu şahıs bize iade olursa 15-16 yılda çıkar. Sen de ne kadar yapıyorsun? Bu bana iade etme. Bu olur. Ama bunlar iki devletin hatası. Şu anda doğrusu, bu şans, ben bu ABD şansı umurumda değil. Sizin dediğinizi anlıyorum. Kanunda eksik var, kanunda belki boşluk var. Ama ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz şu anda? Ne yapabilirsiniz? Hocam, yani biraz önce Sayın Hocam'ın okuduğunuz tweetinin evet hukuki, vicdani karşılığı var ama kanuni karşılığı yok. Tamam da, Pınar Hanım diyor ki, terör suçluları için, terör suçluları için. Hocam bir saniye, Pınar Hanım bir saniye. Diyor ki Pınar Hanım, önemli bir şey söylüyor, duyulsun, bilinsin, terör suçluları için aynı şey uygulanmıyor ama diyor. Böyle bir şey yok, bakın tekrar söyleyeyim. Yani siz hocam, terör suçundan da birisini iade alırsanız önce vatandaş kabul eder. Bu şahıs ne yaptığını biliyor. Bunun arkasında iyi bir avukat var. Bu şahsa demiş ki kardeşim, ben seni Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 15-16 sene yatırı çıkarırım. Hocam, böyle bu işler kolay değil. Bana anlattırmayın. Hakkımız var. Adli bunlar çalışılmıştır derse. Türkiye Cumhuriyeti bu adamı kabul etmiyorum deme hakkı vardı. Onu kullanabilirdi en azından. İşte sorun bu. Eğer vatandaş gelmek isterse Belçika ben bunu göndermiyorum demeliydi. Çünkü vatandaş gelmek istiyor. Vatandaşım ben diyor. Türk vatandaşıyım. Sen almak durumundasın. Ancak vatandaş istemezse veya Belçika iade etmeseydi Pınar'cığım, egemenlik hakkına Belçika'nın biz müdahale edemezdik. Sabancı suikastindeki şahısları iade etti mi? Etmedi. Nasıl, alabildik mi? Alamadık. Hocam, vatandaşlıktan izin vermek, çıkarılması gereken, bu adamın vatandaşlıktan çıkarılması gerekiyordu her şeyden önce. Şöyle söyleyeyim. Yani bunun bir ton yolu var. Ben sıkıntıyı anlıyorum, durumu anlıyorum ama bu şahıs ve hukukçu ekibi elbette hukuki yardım alma hakkına sahip. Çünkü herkesin savunulmaya hakkı var. Bunun iki ülkenin infaz mevzuatı çalışılmış, bakılmış, edilmiş. Bu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edildiği takdirde bu tür bir sonucun olabileceğine dair kanaati varmışlar. Yoksa şahıs niye gelsin buraya? Tamam, işte burada zaten sorun burada. Hocam. Tamam hocam, siz zaten bizimle aynı düşünüyorsunuz. Hocam, işin vicdani kısmıyla hocam, ama diyoruz ki hani istiyorum. Sorun burada. Hocam, böyle bir şey olmaz. Eğer gerçekten ne yapalım? Siz şimdi parlamentoyu işaret ediyorsunuz. Siz parlamentoyu işaret ediyorsunuz. Pınar Hanım da diyor ki, parlamento kasten insan öldürme suçlarına idam cezasını getirmeli, söylüyorum. Bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bu benim görüşüm. Ama bu görüşte olmaz. Bir dakika, tamam. Pınar Hanım'ı Ersin hocam, Pınar Hanım'ı dinleyelim. Pınar Hanım. Hocam, bakın, önemli olan kararlılık. Yani terörle mücadeledeki kararlılığın aynısı olsaydı, inanın bu adamın iade talebi Belçika'dan geldiği andan itibaren biz eğer
kadını değerli gören bir zihniyetin içinde olmuş olsaydık topyekün bürokrasisiyle her türlü, inanın bu adamın bu şekilde ne iadesi mümkün olabilirdi, iade edilseydi de ne tahliyesi böyle mümkün olabilirdi. Ben mesele bu dört kadından ikisinin tabii, ekleyeceksiniz bir hocam. Daha süremiz var. Bitirsin Pınar Hanım, ekleyeceksiniz. Şimdi, geleceğim. Bakın hep altını çizerek bu haberler geçiyor. Hamile eşi öldürüldü. Şimdi hamile eşi öldürüldü. Acaba hamile kimden hamile? Bakın çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hakkını helal etsin kimse bu insanlar. Ama o okul müdürü trafik ışıklarında eski eşi, polis eşi tarafından vurulduğunda arabada bulunan kişi bir erkek olduğu için. Bakın dün o erkeğin o okula gelen tamir işlerinden sorumlu işçi olduğu anlaşıldı. Şimdi haberlerin verilişinde bu kelimelerin seçiciliği tesadüfi değil hocam. Çünkü toplum, daha doğrusu kamu otoritesi kadının bir şekilde bu konuda bir şeyi hak ettiği gibi, kadının öldürülmesinin altında kadının hak ettiği bir durum varmış gibi bir meşruiyet kazandırdığı gibi, bu adam dört kadını katlettiğinde de emin olun o iadeyi yapan insanlar bu kadınlarla ilgili 50 tane bir şeyler düşünmüşlerdi. Aynen öyle. Yoksa o dört kadın değil de ikisi erkek bilmem bir şey olsaydı bu adam nasıl şimdi Türkiye'ye geliyor? Ha, bu adamın amacı bu. Biz bununla ilgili inanın bir şeyler yapılırdı. Talepte bulunurdu. Vatandaşlıktan çıkartalım, iadesini sağlamayalım, gelmesin. Bir söz alabilir miyim? Pınar biraz duygusal bakıp işi farklı yerlere götürdü. Hocam neyin duygusalı? Hocam her gün bir tane iki tane öldürülen kadın haberi veriyoruz. Hamilesi, çoluğu, çocuğu, tacizi, şiddeti, cinayeti. Bir söz alabilir miyim? Neyin duygusalı? Yani bu kanun, bu hukuk, bu yaptırım kabul edilebilir mi Allah aşkına? Dört kadını öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz. 14 yıl sonra geliyorsunuz Türkiye'de eliniz kolunuz serbest olarak dolaşıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük diyorsunuz ki beni rahatsız etmeyin. Kanun ihtiyaçtan doğar. Kanun ihtiyaçtan doğar. Hangi ihtiyaç? Aynen öyle. Bu adamın iadesinde vicdanı sızlasaydı oradaki Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, Uyarlama Mahkemesi aynen iadeyi öyle. Aynen öyle. Onların bir günahı yok, yapmayın. Eğer sızlasaydı ona yapmayın. Kantarın topuzunu kaçırıyorsunuz, yapmayın. Acilen getirirdi. Ve ben de o zaman bir cümle söyleyebilir miyim? Çünkü derdim ki bakın bu kadınları öldürdüğü için bu katili Türkiye'ye sokmak istemeyen devlet benim devletim derdim. O zaman gerçekten derdim. Ama yani bir cümle söyleyebilir miyim? Devleti oluşturan insanlar. Buyurun. Buyurun Pınar Hanım. Söylesin Ersan Hocam da ekleme yapsın. Buyurun. Şimdi Pınar Hanım ve sizin hassasiyetinizi anlıyorum. Ama beni çağırdığınız hukukçu olarak tabii hocam. Kızmayın. Bir şey söyleyeceğim sadece. Vatandaşlıktan çıkarılmanın şekil ve şartları bellidir. Kanun kitabın infazı düzenlediği şekil bellidir. Tekrar baktım Pınar konuşurken acaba bir şey mi atlıyorum diye. Aynen. 27. maddenin 3. fıkrasına bir daha baktım. Dedim ki arkadaşlar yardım et, belki de bir şey atlıyoruz. Esas hakkında bir talebiniz varsa Belçika Mahkemesi'ne gidersiniz. Orada bir karar verildiğinde Türkiye'de yeniden uyarlama yapılır. 27. maddenin 3. fıkrasının anlamı bu. Yani Türkiye yeniden yargılayamaz. Dosyanın esasını inceleyemez. Talepten sadece uyarlamayla sınırlıdır. Ancak işte. Bir saniye. Bir bitirmeme müsaade et Pınar. Gözünü seveyim. Tamam. Zorlama. Yani zorluyorsun ama vardığımız yerin hukuk açısından tehlikeli boyuta gitmemesi lazım. Çünkü biz hukukçu olarak hukukun evrensel ilkel esasları kadar yürürlükte olan kanunlarla bağlıyız. Kanunlarda eksik hata varsa biz bunları değiştirelim. Veya yanlış uygulama varsa hatadan dönelim. Ama bu şahsı ne kadar afişe ederseniz O.J. Simpson hatırlayın ya, Amerika Birleşik Devletleri topraklarında öldürüldüğü yönünde toplumun %100'e varan kanaati oluşmuştu. Yine de elini kolunu sallaya sallaya hukuka aykırı deliller nedeniyle hukuku sağladı, güvenliğe çıktı mı? Sharon Tate cinayetini hatırlatırım size. Roman Polanski'nin eşi Sharon Tate Manson tarafından hamileyken öldürüldü. Siz de dinleyin hocam. Ersan Hocam siz de Pınar Hanım'ı dinleyin. Bir şey söylüyor. Abi, karşı bir örnek veriyor size. Bir dinleyin. Söyleyin Pınar Hanım. Tamam geleceğim. Roman Polanski'nin karısı Sharon Tate Charles Manson tarafından hamileyken öldürüldü. Adam ömür boyu cezaevinde yattı ve daha geçenlerde cezaevinde öldü. İşte kadına yönelik şiddetin mücadelesi böyle olur esasen.
Yani ama bunun günahkarı siz değilsiniz. Hatta ben değilim, Hülya Hanım değil. Tabii. O başka bir şey hocam. Yani, biz işin hukuki boyutunu sorduk ve bunu... Kalan eksik. Bunu anlamak da istemiyoruz. Bu şekilde yani burada bir boşluk var. Hocam bakın ben mahkumiyetin esasına taalluk eden kısımlarla ilgili talepte bulunuyor. Tamam bunu Belçika'dan ya. İsteyebilirsin. Keşke. Türkiye'den isteyemez. İsteseydik hocam. Gitsinler Belçika'ya. Belçika'ya. Ama işin esasıyla ilgili. Hocam. Suçun cezasının ağırlığıyla ilgili karar verilmiş. Yargılama bitmiş. Yargılamanın yenilenmesi sebebi varsa oraya gidecekler. Buraya gelemezler. Burası bakmaz onlara. Burası bakmaz. Söylüyorum bak. Dördüncü fıkraya göre aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre Belçika'da veya Türkiye'de af veya cezayı affeten kaldıran yeni bir sebep ortaya çıkarsa ancak o durumda bu yargılamayı yapan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi yetkilidir. Bunun dışında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi bir şey yapamaz. Ya, yazık günah o insanlara yapmayın. Peki hocam. Kanun çok 27. maddeyi ne kadar süremiz var? Konusunda bir şeyimiz yok ki engelimiz. Yani bu esasına yönelik talepler diyor ya. Biz bu esas tamam da, bir talepten karışamazsın Türkiye desek. Cumhuriyeti'nde hiç kimse. Gitsin Belçika'ya. Nasıl hocam? Hocam bir şey söyleyeceğim. Ne? Hocam bir dakika Ersin hocam siz yayının başına dediniz ki bu katilin adam demek istemiyorum. Bu katilin bir böyle iyi bu işlerden iyi anlayan bir avukatı var. Ya iyi iş bak öyle demedim. Hayır. İyi bir hukuk. İyi bir hukuk. İyi bir hukuk. Aynen. İyi, tamam, iyi. Tamam, bunu yani bunu söylediniz. Yani bu işlerden iyi anlayan derken hukuki açıdan evet, söylüyorum. Tamam, hukuk tamam, düzeltelim. Tamam, şimdi bu bir şekilde bir örnek teşkil de edebilir. Şöyle söyleyeyim Hülya Hanım. Bundan sonrası için. Ben bu hukuki yardımda bulunurdum. Ha, buradaki katiller, iyi halden, bu tip indirimlerden, zaman zaman yasa boşluğundan faydalanıp böyle elini kolunu serbest dolaşabiliyor. Bir de yurt dışındakileri mi alacağız buraya? Hindistan'da birçok insan dolaşıyor Hülya Hanım. Tamam, bir şey tamam. Hocam zaten siz bizimle hocam, yani vicdani olarak her türlü aynı fikirdesiniz biliyoruz. Tamam. Hocam, mevzu bu değil. 40 milyon kadını biz, korumaya çalışıyoruz. Ya biz hocam, milyon kadının hocam biz burada 2 saatlik bir yayında bu işi düzeltemeyiz. Yıllardır konuşuluyor bu. Ama şu... Yani bir soru işareti bırakalım kafalarda. Ya bir algıyı değiştirelim istiyoruz. Yani mücadelemiz bu. Bir soru işareti. Yani bir sorgulamaya gidilsin. Ya biz ne oldu? Aynen. Ya ne oldu? Nasıl alabiliriz? Nasıl alabiliriz? 4 kadını öldürmüş, yakmış. Hangi hukuki Belçika'ya boşluk? Belçika'ya sorsaydık. Hangi yasa? Hangi kanun? Hangi hukuk? Belçika'ya bir saniye, sorsaydık. Bir dakika. Bir oturun. Bir oturalım konuşalım. Pınar Hanım da diyor ki yani bazı şeyler olabiliyor biz bunları yaşıyoruz görüyoruz terör meselesinde de o yüzden bu örneği verdim. Terörü konuşurken özgürlük güvenlik dengesini her zaman oturup konuşmuyor muyuz Ersan Hocam? Yani bu kadın meselesini konuşurken kadın meselesi dediğiniz zaten en üstünde şiddet meselesi. Ne yazık ki yani akıllara... Bana cevap hakkı vereceksen vereceğim, bilmiyorum. Vereceğim size cevap hakkı vereceğim. Yani burada... Siz parlamentoyu işaret ediyorsunuz. Pınar Hanım diyor ki ben Ankara'yı işaret ediyorum. Orada verilen niyet. o kararda bir eksiklik niyet. Var. Bir Ankara, düşünülebilirdi. Bir düşünülebilirdi. Ya da biz iadeyi kabul etmiyoruz diyebilir miydik? Etmiyoruz hocam, ya. Etmiyoruz. Ersan Hocam bakın. Diyemezsiniz. Belçika ve ben Türk şeyin, vatandaşı bakın, ben gitmek istiyorum da Türkiye vatandaşı olabilmesini ayrı tutuyor. Bakın ben şunu isterdim hocam. Kanunlarımız bu. Net sizin çizdiğiniz çerçevede. Tamam. Ama şu kanunun 27. maddesi en azından Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisinde o iade işlemini yapanların Belçika hükümetine A4 kağıda sadece bir soru işareti koyup şunu size soruyoruz diye göndermesi bile beni bizler için kadınlar için değerli olurdu. Yani A4 kağıda şu 27'nin 3. maddesi kapsamında devlet mahkemelerine karar veren devlet mahkemesine talep gönderilir diyor ya hocam 27.3 talep diyor. Evet. Talebin ne olduğu hiç önemli değildi. Sadece bir soru işareti koyuyor. O kadar. Bir A4 soru işareti tabii. Belçika hükümetine bizim uyarlama mahkememiz ve dış işlerinde bu iade talebini yapan bürokratik kadroda olan herkes ya bir soru sorsalardı.
bu insan 4 kadını yakarak öldürmüş ikisini. Buna ilişkin verdiğiniz karardan emin misiniz kardeşim? Aynen, ya? Soru bu. Bu soru. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Burada bu soru sorulsaydı, bu soru pandemi... Bir dakika. Hocam bu soru pandeminin de, ekonomi gündeminin de bu soru sorulsaydı önüne geçerdi. İnanıyorum. Gerçekten. Hepsinin önüne geçerdi. Çok net. Tamam. Son bir dakika. Son bir dakika cevap hakkı sizde. Tamam. Şöyle söyleyeyim size. Her şeyi iyi güzel söylüyorsunuz. Burada normlar ve kurumlar hiyerarşisi vardır. Bu kanunu tatbik edecek kişi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi müessesi orasıdır. Pınar Hanım'ın biraz önce bahsettiği husus bugünün meselesi değil. Sorulacak soru. İşin esasına müteallik husus. İnfazla ilgili süreçler Pınar Hanım, kıymetli meslektaşım, bitirilmiş. O zaman sorulmuş karşılıklı. Belçika burada bu kişinin ne kadar cezasının infaz edileceğini biliyor. Ve buralar da biliniyor. Ve şimdi bu gündeme geliyor. Bunları yapılacağı zaman bugün değil. Bu şahıs bal gibi açıkça Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ona tanıdığı infaz hakkını kullanıyor. Biraz önce söyledim size. O bahsettiğiniz 6706 sayılı kanunun 31. maddesine bakın. Biraz önce söyledim, o 27. maddenin bahsettiği 2. ve 4. fıkralarına baktığında, bak ondan da öte, Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesinin 3. fıkrasıyla anayasanın 38. maddesine baktığında Pınar'cığım yapacak bir şey yok. Evet, tamam. Sayın Hoca'nın attığı tweet'e ben de anlam veriyorum. Diyor ki, o bambaşka bir şey söylüyor. O diyor ki, şu anda geçerli olan infaz kanunu uygulanmalı. Hayır, öyle bir şey olmaz. Bunu engelleyen bir kanun yok, bir şey yok. Dolayısıyla Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği uyarlama kararı ile dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya katılıyorum. Katılıyorum demek şu, içselleştiriyor muyum? Vicdani buluyor muyum? Hayır. Onu açıklayanlar da bulunmuyordu. Ama yapacak bir şey yok. Onun için parlamentoyu işaret ediyorum. Parlamento ne iş yapıyor? Bu kanunda bir eksik varsa bunu tamamla. Ama şimdi bu şahısla ilgili ne yapalım? Kınayalım, ahlaken doğru bulmayalım, dışlayalım, edelim. Peki. Ama neticede kanun bu. Bu kanunu geriye dönüp elinden alıp da kapıya koyamazsın. Çünkü hukuk devleti burası böyle. Peki. Sistem böyle işliyor. Ersan Hocam. Anlıyorum rahatsızlığı. Pınar Hanım, ne dediniz? Kabul etmiyorum. Ben kesinlikle iade anından itibaren istenseydi 27. fıkrasına istinaden Belçika hükümetine, peki, bu bizim ülkemizde sizin süren verdiğiniz bitti kararla ilgili şöyle bir iki sorumuz var. Süren bitti. Şunlara bir cevap Pınar Hanım gibi düşünüyorum. Ersan Hocam, Pınar Hanım gibi düşünüyorum ama sizi seviyoruz çok. Profesör Doktor Ersan Şen. Hukukçu olmak böyle diyor. Biz maalesef Ersan Hocam her zaman çok saygı duyuyorum. Çok, çok, çok. Doğru bildiğimizi söylüyorum. Biz hakikatle ilgileniyoruz. Aynen öyle. Eyvallah. Başımızın üstünde de yerimiz var. Her zaman Profesör Doktor Ersan Şen, ceza hukukçusu Pınar Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Pınar Hacı Bektaşoğlu, hukukçu. Sağ olun. Ne yapalım? Bir reklam arası mı veriyoruz arkadaşlar? Peki, kısa bir reklam arası.